Yalancı elmas mıydı? Hayır, gerçekti. Teşekkür ederim. Bir şey değil tatlım. Pardon Behlül, sen benimle bir şey konuşacaktın. Yok, o kadar da önemli değildi. Peki. Ben yemeğe kadar odamdayım. Tamam. Ben şu Cemile ile bir konuşayım. Evet baba, lütfen konuş. Niye böyle bir şey yaptı anlayamadım. Şimdi üstüne gitme istersen. Biraz dinlenelim sonra konuşursun. Tamam, tabii. Çocuklar, hadi şu albümleri kaldıralım beraber. Ben gördüğümü söyledim. Öyle bakma. Küpeyi sen sakladın. Küpeyi kimin sakladığını bir tek kişi çok iyi biliyor. İnsan bir tek kendine yalan söyleyemez Cemile. Ne oldu? Neredesin bir saattir? Geldim. Bak bakayım bana. Beşir'in de surat bir karış. Bir şey mi oldu yoksa? Yok bir şey anne ya. Üf. Nihal'in kalbini kazandın. Beşir'i çok sevdiğini biliyorum. Üstelik Beşir öyle bir şey yapmaz. Bahşiş için falan hiç. Cemile yaptığının ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu fark etmeyecek kadar kıskanıyor Beşir'i. Aşık. Nereden anladın hemen? Bakışlarından. Yüz bulamıyor herhalde, acı çekiyor. Ne gözlem? Firdevs Hanım'ın kızıyım ben. Entrikanın içinde büyüdüm. Hiç olur mu öyle şey? Annesiz gibi büyüdük biz. Üç kız kardeş gibi. Babamın üç tane kızı vardı sanki. En şımarığımız annemdi. Annemle çekiştiğim kadar ablamla çekişmedim bile. Küçükken anneni mi çok seviyorsun, babanı mı diye sorduklarında ben hep babamı diye cevap verdim. Bu kadar net. Dün olanlar için de annemi suçluyorum ben. Lütfen. Beni çok sev istiyorum Adnan. Benim sana güvendiğim kadar sen de bana güven istiyorum. Bir aile olmak istiyorum. Yalnızlığımı yanındaki yastığa bırakmak istiyorum. Benimkinin yanına. Sevebilir mi insan? Her saniye biraz daha aşık olabilir mi? Beni çok sev. Hep sev. Seni seviyorum. Thank you.